Şükrü Hocam son günlerde gerek görsel basında gerek yazılı basında çek kanunu konusunda çok değişik haberler yer aldı. Bazı haberlere göre karşılıksız çekten dolayı hapis yatanlar var. Efendim bir yasa çıkartılacak. Bunlar hapisten salı verilecekmiş dışarı. Bu tür haberler var. Bazı haberler tam tersi çıktı. Hayır, daha da cezalar ağırlaştırılacak, hapis cezası kaldırılmayacak, para cezaları ağırlaştırılacak diye haberler yer aldı. Bunun gerçek durumu nedir hocam? Çek'te, çek mağduru diye tabi e, e, basında yer alıyor. Çek mağdurlarına bir avantaj sağlayacak yasa çıkıyor mu? Çek'ten dolayı hapiste yatan vatandaşları bırakacaklar mı? Hakikaten bizde de ekonomik suça ekonomik ceza prensibi gelecek ve çeklere parasal cezalar mı verilecek? Nedir bu durum? Bizi aydınlatır mısınız lütfen? Ekrem Bey, Kobi TV izleyicileri şanslılar. Ona hiç şüphe yok hocam. <laughs> Çünkü bu olayı daha basında yer almadan Kobi TV'de duyurduk biz. Evet. Sonra böyle bir şey vardı yoktu tartışmaları başladı. Hatta bazı yetkililer böyle bir şey yok. Olsa bizim haberimiz olur dediler. Biraz daha zaman geçti. Adalet Komisyonu Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi evet böyle bir olay var diye açıkladı. Geçtiğimiz günlerde. Şimdi şöyle. E, ekonomik suça, ekonomik ceza veya hapis cezası. Yıllardır tartışılıyor. Tartışılır evet. Ve karşılıksız çek olayında da e, sonunda bir hapis... Yaptırımı uygulanarak bak arkadaş hapse girersin öde bunu öde veya bak girenlere bak sen de girersin gibi öde böyle bir olay vardı şu anda da hapishanede yatmakta olan karşılık çekten dolayı ve hapishaneye girmek üzere olan on binlerce kesim var vatandaş var. vatandaş var evet. ee, bu işin hapse atmakla bir çözümü yok. Olsa olurdu zaten e, yıllardan beri. Bizde bir cezası var. Hapishaneye girenler diyorlar ki ya ben dışarıda çalışıp çabalayıp yine 3-5 ödeyecektim. Şimdi hiç ödeyemiyor. O da yok. Çoluğum çocuğum da mağdur. Bu olay Nasrettin Hoca'nın kadılığına benziyor. Nasrettin Hoca kadılık yaparken dinlemiş davacı aklısın demiş. Sonra davalıyı dinlemiş. Ona da dönmüş haklısın demiş. Sen de haklısın, sen de haklısın. Bitişik odada eşi dinliyormuş. Duruşmalar bittikten sonra demiş ki ya hoca efendi davacıyı dinledin haklısın dedin. Davalıyı dinledin ona da haklısın dedim. Bu nasıl iş demiş. Hoca durmuş durmuş sen de haklısın <laughs> hanım demiş. <laughs> Şimdi nasettin Hoca'nın kadılığı gibi. Burada hangi tarafı dinlesen haklı olduğu taraf var. Tabii alacaklı da ben paramı alamadım. Ben de iflas ediyorum. Yatarsa yatsın borcunu ödemiyorsa diyor. Yani alacaklılardan da mağdur olanlar var. E Ben ne yapacağım peki? Hapiste yoksa adam parayı aldı, malı, mülkü birilerinin üzerine yaptı diyen de var. Özellikle çok sayıda uygulama var. Yani böyle bir torna tezgahından çıkmış bir şey değil. Şu kalem gibi hepsi aynı değil. Değil. Farklı farklı Fadisesine durumlar var. Fatih münhasır olaylar var. Yani çekle alışveriş yapıp, bu işi böyle alışkanlık haline getirmiş. Çekleri senet gibi kullanıldığı evet. bilinen bir şey ekonomide. Ödemeyen, o malı mülkü de başkalarının üzerine yapan, elli kolunu sallayıp gezenler de var sayısız olmakla birlikte. E ben malımı buna verdim, alamadım, öbür taraftan protesto oldum, borcumu ödeyemedim diyen, de, diyen var. de var. Bu da doğru. Ekonomik kriz nedeniyle aldığı mala çek verip onu satıp, sattığı yerlerde krizden etkilendiği için borcunu ödemediğinden... Evet. Kendisi de mağdur olan böyle zincirleme çek mağdurları da var. Var, var, var. Ee, bunda Nasrettin Hoca'nın kadılığı gibi dinlediğinizde evet, evet, haklı. haklısın diyorsun da biz mevcut fotoğrafı yansıtalım. O ayrı bir yani kanun çıkıyor, evet. çıkmıyor mu hocam. Şimdi böyle bir kanun tasarısı var. Bu kanun tasarısıyla karşılıksız çekte hapis cezası bütünüyle kaldırılıyor. Daha bundan sonra karşı çekte girmeyecek. hapis yok. Şu anda hapiste olanlara bir şey var mı? Hapiste olanlar da salı verecekler. E bu da iyi. Çek mağdurlar çıksın, e, çalışsın, borcunu ödesin. Çeki karşılıksız çıkanı da bildirecekler ilgili yerlere. Bunlara 5 yıl süreyle çek karnesi vermeyin diyecekler. Kara liste evet oluşturuluyor. Ve bunlar normal ticari alacak gibi tağ verilecekler. Yani bu. hapisten çıktı diye alacaklının alacağı da silinmiyor öyle bir şey. Yok. Zaten Yok. olamaz. alacaklı takip edecek, icraya verecek, haciz evet. olacak vesaire vesaire. Ha buradan da bir de şu var. Mal satanlar da çek veriyor diye balıkla atlamayacaklar bundan sonra. Yani güvence alacaklar. Mesela büyük firmalar bayilerine mal verirken git bana 1 milyonluk teminat mektubu getir diyor. Veya 1 milyonluk ipotek alıyor. Ve o 1 milyonun içerisinde ona vadeli satış yapıyor çek veya senetle. Daha fazla olsa ilave teminat getir diyor. Şimdi mal satanların da teminat almaları olayı yaygınlaşacak. Borcunu ödemekten çekinmeyen adamın da teminat vermesi gerekir. Doğru. Çek karnesinin her bir yaprağının yaklaşık 700 lirası garantisi, garantisi var. Garanti. var. O belki artırılabilir. Ee, banka e, çek verdiğinden bir teminat ister, bir şey olur. O olur veya çek karşılığı 300 500 lira satış yapıyorsa orada versin hiç önemli değil. Ama yüksek tutarlara gelince bunu hesabını etsin, yapsın. Doğru. Veya ipotekler alsın vesaire vesaire. O zaman çekten dolayı hapiste yatan veya hapse girmek üzere işlemleri devam eden vatandaşlarımıza buradan bir müjde verebiliriz. Sizleri kurtaracak bir yasa hazırlanıyor. Şimdiden gözünüz aydın.